Merhaba arkadaşlar. Makine öğrenimi dersimizin bu videosunda for loop uygulamasını birlikte yapacağız. Şöyle Türkçe'ye çevirdiğimizde de aptal veya kandırılmış anlamları çıkıyor arkadaşlar Türkçesinde. Biz kandırılmış anlamını kullanacağız. Yani bilgisayarın kafasını nasıl karıştırabileceğini ve kötü eğitildiklerinde nasıl hata yapabileceklerini öğrenin diyor. Yani arkadaşlar biz örneğin bu uygulamamızda elma ve domatesi ayırt etmesini isteyeceğiz bilgisayarımızdan. Tabii bilgisayarımız nasıl ayırt edecek? Bizim vermiş olduğumuz veriler sayesinde ayırt edecek. Biz verileri düzgün vermezsek sonuç istediğimiz gibi çıkmayabilir. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Projeye gidelim ve beraber projemizi oluşturalım. Yine bir proje ekliyorum ve proje adımızı kandırılmış olarak yazıyoruz. Tanıma bölümüne ise görseller üzerine çalışacağız. O yüzden görüntüleri seçiyorum arkadaşlar. Oluşturmak diyerek projemizi oluşturuyoruz. Artık projemiz oluştu. Proje ismine tıklıyorum ve train diyerek ne yapacağız? Buraya verilerimizi gireceğiz. Yeni etiket ekleyin diyorum ve iki tane etiketim olacak. Birincisi arkadaşlar elma olacak. İkincisi ise domates olacak. Bir de arkadaşlar iki tane verimizi ekliyoruz. Ama zaten bizim template'imiz yani şablonumuz var. Scratch'te uygulamamızı yaparken hazır şablon kullanacağız. Orada resimler eklenmiş olacak. Biz buraya sadece elmayı ve domatesi tanıması için gerekli olan görselleri ekleyeceğiz. Şimdi elma içerisine sadece yeşil elma resmi ekleyeceğim. Domates içerisine de sadece kırmızı domates resmi ekleyeceğim. Yani elmanın kırmızısını, domatesin de yeşilliğini eklemeyeceğim ilk başta. Daha sonra yenilerini ekleyeceğiz. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle bir tane Google sayfası açıyorum. Buradan ne yapacağız? Yeşil elma diyeceğiz. Ve görsellere geleceğiz. Bu görsellerden elmalarımızı seçeceğiz arkadaşlar. Şöyle en baştan bir tane elmamı ekliyorum. İkinci elmamız. Üçüncü. Dört. Beş. Altı. Bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Onar tane resim ekleyeceğim. Altı tane oldu. Biraz daha ekleyelim. Şöyle yedi. Sekiz. Dokuz. Şöyle de 10 diyelim arkadaşlar. Sayalım bakalım. Evet 4, 6, 10 tane oldu. Şimdi bir de yine Google'a ne yazacağım? Kırmızı domates yazacağım arkadaşlar. Kırmızı domates yazdığımda da gelen domates resimlerinden bu şekilde eklemelerimi yapacağım. İkincisini ekledik. Üçüncüsü 4 5 6. Yani tekli olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çokluğunu da algılamayabiliyor bazen. Ama kırmızı domateslerin içerisinde şu an gördüklerimizden ekliyoruz. Bir tanesi ne diyor arkadaşlar? Bu resmi kullanamazsınız diyor. Yani bazı sitelerden kullanamayabiliyoruz. O yüzden doğrularını bulasıya kadar ne yapacağız? Tek tek eklemeye devam edeceğiz. 3, 6, 9. Son bir tane daha alalım. Şöyle arkadaşlar 10. Yani 10 tane yeşil elma, 10 tane de kırmızı domates ekledim. Şimdi projeye geri dönüyorum. Öğren ve test et'e girerek ne yapacağız? 10'ar tane resmimizi makinemize öğreteceğiz. Tıklıyoruz butonumuza ve öğrenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Biraz zaman alabilir. O yüzden öğreninceye kadar bekleyin. Arada sayfayı yenileyip kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, makinemiz öğrenmesini gerçekleştirdi. 20 tane resmimizi öğrendi. Şimdi projeye geri dön diyorum. Ve yapmak diyerek Scratch 3.0'ı açacağız. Çizik 3'te aç diyorum. Scratch'te aç diyorum. Ne demiştik arkadaşlar? Şablon kullanacağız demiştik. O yüzden Project Template diyerek ve fotoğraflara tıklayarak uygun olan template'i bulacağız. Evet, burada arkadaşlar Furlut isminde bir template var. Bunu açıyoruz. Şimdi bir tane kuklamız var arkadaşlar. Kuklamızın kostümlerine bakalım. Kırmızı domates, yeşil domates, kırmızı domates, yeşil domates. Bu şekilde arkadaşlar. Kırmızı domates, yeşil domates, kırmızı elma, yeşil elma. Şöyle arkadaşlar. Yani burada ne var? Hem kırmızı hem yeşil elma ve domateslerimiz var arkadaşlar. Biz ne yapacağız artık? Bunlardan doğru olanları gördüğünüz kutucuklara ayıracağız. Üst kutucuğa elmalar gelecek. Kırmızı veya yeşil iki elma da buraya gelecek. Alt kutucuğa da domatesler gelecek. Ama biz bilgisayarı kandırdık. Ne yaptık? Sadece yeşil elma ve kırmızı domatesi tanıttık arkadaşlar. Ama burada diğer renkleri de var.
İlk önce kodlarımıza bakalım. Şurada arkadaşlar elma ve domates yazan bölümlere makine öğrenimi kodlarımızdan elmayı ve domatesi ekliyoruz. Ardından hemen yanına geliyoruz. Check model diyor. Yani modeli kontrol et diyor. Buradan da label olanı alıyoruz. Ne olacak arkadaşlar? Neyi kontrol edecek? Kostümlerimiz vardı. Kostümleri kontrol edecek. Evet, iki tane kodumuzu bu şekilde düzelttik. Şimdi tam ekran yapıyorum ve yeşil bayrağa tıklıyorum. Evet, domates aşağıya geldi. Yeşil domates yukarıya gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elma bölümüne gidiyor yeşil olanlar. Kırmızı elmayı buradan tanıdı. Şeklinden tanıdı biraz. Şöyle arkadaşlar ayrıştırıyor. Ne yaptı? 9 tane doğru, 7 tane yanlış yaptı arkadaşlar. Kırmızı renginden dolayı bazı elmaları da domates saydı veya yeşil renginden dolayı bazı domatesleri de elma saydı. Bu şekilde ne yaptı arkadaşlar? Yanlış bir ayrıştırma yaptı. Neden? Biz verilerimizi düzgün bir şekilde vermedik bilgisayara. O yüzden arkadaşlar elde olan veriler üzerinden yorum yaparak kendi ayrıştırmasını yapıyor. Şimdi ne yapalım? Şöyle küçültüyorum. Dosya diyorum. Bilgisayara kaydet diyorum arkadaşlar. Evet, bilgisayarımıza kaydettik. Şimdi Scratch'i kapatıyorum. Projeye geri dön diyorum. Buradan arkadaşlar train bölümüne tekrardan giriyorum. Şimdi artık elmalar içerisine kırmızı elma ekleyeceğiz. Domatesler içerisine de yeşil domates ekleyeceğiz. Şöyle buradan bazılarını silelim arkadaşlar. 5'e 5 olsun. Şöyle ikinciyi sildik. 3'ü sildik. 4'ü sildik. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane yeşil elmamız kaldı. Şimdi domateslerden de silelim biraz. Şöyle arkadaşlar bu kırmızı biraz yakından duruyor. Durabilir. Şöyle aldım. Bir tane de bunu silelim. Şimdi 5 tane yeşil elma kaldı. 5 tane kırmızı domates kaldı. Şimdi elma içerisine 5 tane kırmızı elma ekleyeceğiz. Yine Google'u açıyoruz arkadaşlar. Google'a ne yazacağız? Kırmızı elma yazacağız. Şöyle arkadaşlar ben yan ekrandan yapıyorum. Yani Google'ı hepimiz biliyoruz az çok. Şöyle kırmızı elmalar içerisinde direkt sürükle bırak yöntemiyle ne yapacağız? Elmalarımızı ekleyeceğiz. Buraya sürükledim. Bir tane kırmızı elma oldu. İkinci kırmızı elma. Üçüncü kırmızı elma. Dördüncü kırmızı elma. Ve en son da beşinci kırmızı elma. Evet, 5 tane yeşil elma. 5 tane kırmızı elma oldu. Şimdi aynısını domates için yapacağız arkadaşlar. Yeşil domates diyorum. Domateslerimiz içerisinden de 5 tane yeşil domatesimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle aldım. Bir tane yeşil domates. Yine tekli olanlara dikkat edelim. Şöyle ikincisini alıyorum. 3 4 En son bir tane daha bulabiliriz arkadaşlar. Şöyle bunu alalım. Tekli çok fazla yeşil domatesimiz göremedi. Evet, şu an 10'ar tane resim oldu tekrardan. Projeye geri dön diyorum. Öğren ve test et'e gidiyorum arkadaşlar. Şimdi yeni eklediğimiz resimleri makine öğrenmesine bir daha öğreteceğiz. Buradan modeli siliyorum. Bir önceki modeli siliyoruz. Ve yeni makine öğrenim modeli diyerek tekrardan 10'ar tane resmimizi makinenin öğrenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yine dediğim gibi uzun sürerse refresh yani sayfayı yenileyerek kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ikinci kez makinemiz öğrendi. Şimdi tekrardan projeye geri dön diyorum. Ve yapmak diyerek Scratch programımızı açıyoruz. Scratch programını açtıktan sonra biraz önceki gibi şablonu açmayacağız. Artık kaydetmiş olduğumuz dosyayı açacağız arkadaşlar. Dosyaya geliyorum. Bilgisayarına kaydet diyerek dosyamızı kaydetmiştik. Şimdi bilgisayarından yükle diyerek kaydetmiş olduğumuz dosyayı buluyoruz ve aç diyerek dosyamızı çalıştırıyoruz. Burada arkadaşlar hazır yazmış olduğumuz kodlar duruyor. Şimdi ne yapacağız? Elmalar yukarıya, domatesler aşağıya olacak şekilde tekrardan ayrıştıracağız. İlk başta ne yapmış arkadaşlar? 9 tane doğru, 7 tane yanlış yapmış. Bakalım şimdi ne yapacak? Tıklıyorum yeşil bayrağıma. Evet arkadaşlar ayrıştırıyor. Yine hatalarımız oluyor. Yine ufak tefek hatalar oluyor. Daha fazla veri girerek de bu hatalardan da kurtulabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi ne yaptı? 14 tane doğru, 2 tane yanlış yaptı. Biraz önce 9 doğrumuz, 7 yanlışımız vardı. Şimdi 14 doğru, 2 yanlış.
Gördüğünüz gibi bilgisayarımıza kırmızı ve yeşil olmak üzere iki renkte de elma ve domates verdiğimizde biraz daha doğru seçimler yaptı arkadaşlar. Yani bu sefer bilgisayarı kandırmadık. Doğru bilgileri verdik. Tabii iki tane domatesimiz buraya kaçtı. Bu da arkadaşlar onar tane, yani az bir veri girdiğimiz için sonucu bu şekilde değişiklik gösterebiliyor. Sonuç olarak arkadaşlar ne oldu? Verilerimizi düzenlediğimizde doğruluk payını arttırmış olduk. Evet, bu uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Gelecek uygulamalarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.